Herkese merhabalar, sevgiler, saygılar. Değerli dostlar, bugün itibariyle Türk Sanat Musikesi'nin 12 zamanlı usullerinin ilk dersine başlıyoruz. İki tane usul göreceğiz, farklı varyasyonlar göreceğiz. Çaldığımız usullerin farklı varyasyonlarını göreceğiz, velveleli vuruşlarını göreceğiz ve 5 farklı ritimsel yapıyı inceleyeceğiz bugünkü dersimizde. Tabii arkadaşlar, 12 zamanlardan söz ettiğimiz için takdir edersiniz ki konuştuğumuz zamansallıklar büyüdü ve bu anlamda çalacağımız ritimsel yapıların bir ölçülerini kaplayacağı alanlar da büyüdü. Ve bu ne demek oluyor? Aynı zamanda çalacağımız ritimsel yapıların notas sayısının da ya da notasyonlarının da daha yoğunlaştığını hissedeceğiz arkadaşlar çaldıkça. Bu açıdan daha hızlı bir biçimde geçeceğimiz usullere adapte olabilmemiz adına arkadaşlar notadan faydalanacağız. Nota desteğiyle derslerimiz devam edecek bu dersten itibaren. Zaten göreceksiniz arkadaşlar. Nota yazılarının üzerinde hem düm tek vuruşlarının olduğu yerler de görülür halde olacak arkadaşlar. Aynı zamanda el vuruşlarımızda vurulması gereken notalar üzerinde karşınızda olacak. Metronomu da açık şekilde duyacağız arkadaşlar. Genelde ben biliyorsunuz kulaklıkla metronomu kendim duyup size yalnızca ritimlerin yalın hallerini aktarmaya gayret ediyordum. Ama bu noktada metronom da açık olacak. Hep birlikte daha rahat bir biçimde metronom üzerinde sayacağız arkadaşlar. Tabii nota değerleri üzerine konuşmayacağız. Çünkü ben şu an düzenli olarak takip eden arkadaşları baz alarak dersleri yürütüyorum arkadaşlar. Nota değerleri üzerine, yani 8'lik notanın zamansallığı üzerine ya da 4'lük notanın işte içinde kaç tane 8'lik vardır gibi konulara girmeyeceğiz. Analizleri yapmayacağız. Direkt olarak gördüğümüz notaları çalacağız arkadaşlar. Bu anlamda notaya dair daha önce bir çalışma yapmadıysanız sevgili arkadaşlar, etiketler kısmında şu an görüyorsunuz yukarıda nota üzerine benim yapmış olduğum ritimsel nota okumalarına dair yapmış olduğum bir ders var arkadaşlar. O derse bir bakmanızı isterim. Eğer nota ile ilgili, nota okuma ile ilgili bir deneyiminiz yoksa arkadaşlar, o dersin sonrasında çok rahat edeceksinizdir. Şu an işleyeceğimiz konular çok daha konforlu bir biçimde size çalışma imkanı sunacaktır diye düşünüyorum. Ve Franchin usulüyle arkadaşlar ilk usulümüzde derse geçmek istiyorum arkadaşlar. Franchin usulünü hemen çalmaya başlayalım. Franchin usulü arkadaşlar 12-8'lik ve 12-4'lük birim notalar üzerinden iki mertebede çalınabiliyor. 12-8'lik mertebesi hızlı bir çalım örneği bize imkanı ya da bize veriyor. Birinci mertebe olarak 12-8'lik notasyonunu görüyoruz. İkinci mertebede de 12-4'lük çalımlarını görüyoruz. Birazdan 12-4'lük kısma geçeceğiz. Öncelikle 12-8'lik zaten şu an notasyonu da gördüğümüz usulü çalacağız arkadaşlar. Tabii Franchin usulünü biz nerelerde kullanabiliriz? Mevlevi ayinlerinde karşımıza çıkabilen bir usuldür arkadaşlar Franchin usulü. Peşrevlerde ya da bir takım bestelerde karşılaşabileceğimiz bir usuldür arkadaşlar Franchin usulü. Yukarıda gördüğünüz gibi notasyonda arkadaşlar dümler ve tekler zaten yazılı. Aslında Türk müziğinde dümler yukarıda, tekler aşağıda yazılır ama zaman zaman dümlerin ve teklerin yukarıda da aşağıda da yazıldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Bu anlamda biz zaten yazıyla da düm ve tek olarak belirttiğimiz için bir sorun yaşamayacağınıza eminim. Bu el vuruşlarına dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar şu an. Gördüğünüz gibi yukarıda da zaten notasyonda da gördüğünüz gibi iki tane üçlü grup ve üç tane ikili grupla sayma işlemini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bu dersle ilk kez benimle buluşan arkadaşları da hemen belirteyim. Konuya eğer yabancı kalan varsa aramızda. 12 zaman dediğimizde arkadaşlar kastettiğimiz şey 1'den 12'ye kadar saymak ve oluşan zamansallık içerisinde ritimler çalmak. Yani bizim aslında sınırlarımız 1'den 12'ye kadar saydığımız alanı kapsıyormuş. Biz bunu anlıyoruz. Fakat biz 1'den 12'ye sayma işini üçlü ve ikili gruplarla yapmayı tercih ediyoruz arkadaşlar. Bizim müzik sistemimizde üçlü ve ikili gruplar kullanarak 12 sayısına ulaşmak ya da hangi zamandan konuşuyorsak o zamana ulaşmak bizim için çok daha konforlu oluyor arkadaşlar.
Böylelikle çalacağımız ritimsel yapıların aslında iskelet yapısını ortaya çıkartmış oluyoruz el vuruşlarımızla ve üçlü ve ikili sayma sistemiyle arkadaşlar. Ve aynı zamanda akabinde çaldığımız darplarla da bir takım vuruşlarla da aslında o iskelet yapısını bir yerde dokulandırıyoruz arkadaşlar diye düşünebiliriz. Burada da arkadaşlar Franklin usulünde de gördüğümüz gibi birinci mertebesinde de nasıl saymamız gerekiyormuş arkadaşlar. İki tane üçlü grup, üç tane de ikili grupla 12 sayısına ulaşacakmışız. Yani 1-2-3, 1-2-3, 1-2-1-2, 1-2 şeklinde saymamız gerekiyormuş arkadaşlar. Bu anlamda notayı daha rahat adapte edebiliriz kendimize ya da hafızamıza arkadaşlar. Bu açıdan hemen 12-8'lik mertebede 100 BPM'de ayarlayalım metronomumuzu. 100 BPM biraz hızlı olacak ama ritmin birinci mertebedeki dinamizmini de hissetmenizi isterim arkadaşlar. Bundan sonra ikinci mertebesini ağır olanı çalacağız. Çünkü orada başka bir varyasyon var, onu da çalacağız. Ben şimdi hemen size ilk Franklin usulümüzün birinci mertebesindeki 12-8'lik notasyondaki halini çalmak istiyorum arkadaşlar. Metronomumuz gelsin. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-1-2, 1-2-1-2-3, 1-2-3, 1-2-1-2, 1-2-1-2-3, 1-2-3, 1-2-1-2, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-1-2, dümdüm, dümdüm, teke, 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 dümdüm, dümdüm, teke, 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 dümdüm, dümdüm, teke, 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 dümdüm, dümdüm, teke, teke, teke. Yeterli oldu. Repertuarımız çok zengin. Bugün çok vaktinizi almak istemiyorum ama en azından ritmin, usulün havasını ve çalım nasıl çalınması gerektiğini birinci mertebede sanıyorum anladık. Bunu tekrar edersiniz arkadaşlar. Zaten şu an karışık bir notasyon yok burada. Nasıl saymamız gerektiğini de gördük. Bu noktada arkadaşlar benim daha önce değinmediğim bir konu vardır. Bileşik usullerde arkadaşlar ki biz uzun zamandır bileşik usullerle uğraşıyoruz. Üçlü gruplar ve ikili gruplar ya da dörtlü gruplar daha önceden çaldığımız dört zamanlı, üç zamanlı usullerle simgelendirilir arkadaşlar. Ben o metottan zaman zaman yararlanıyorum hafızamda daha rahat oluşabilsin diye ama özellikle üçlü ve ikili sayma sistemlerini eğer hafızanızda tutabilirseniz arkadaşlar, yani örneğin Franklin usulü dendiğinde sevgili arkadaşlar iki tane üçlü ve üç tane de ikili gruptan oluştuğunu Franklin usulünün hatırlayabilirseniz, yani 1-2-3, 1-2-3, 1-2-1-2, 1-2 şeklinde döndüğünü hatırlarsanız arkadaşlar Franklin usulünü zaten yeteri kadar çalmışsanız, yani 3-5 gün tekrar ederseniz, yani Franklin usulünü, bu usulü zaten hatırlarsınız arkadaşlar. Yani hatırlamanız için 3 bölüm, 3'lü grupların olduğu yeri semai diye kodlamanıza gerek yok. Çünkü semai dediğinizde
Semai zamansallığını kastediyorsunuz, semai usulünü kastetmiş olmuyorsunuz. Üç zamanlı olduğu için. Ama yani iki zamanlı bölümde mesela ikili grupların olduğu bölümler tekke 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 diye vuruldu. Nim Sofyan gibi duruyor ama Nim Sofyan olması için dümtek 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 olması gerekiyor örneğin. O yüzden zamansal olarak düşünmek bileşik usulleri bence daha mantıklı olur diye düşünüyorum ama sizin tercihiniz. Bileşik usullere detaylı yaklaşımları Google'dan çok rahat bulabilirsiniz. Biraz önce farklı usullerle isimlendirilip onların karışımlarıyla isimlendirmelere ben girmek istemiyorum, kafa karıştırmak istemiyorum. Üçlü ve ikililerin yerlerini iyi özümsediğimiz takdirde zaten ritimleri belli bir süre çaldıktan sonra hatırlamamız çok kolay olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu biraz ekstra bir bilgiydi. Şimdi arkadaşlar ikinci mertebemize geçelim. 12 dörtlük mertebedeki Frenchin usulünün tavrını da hissedelim. Ben buradan hemen notasyon, birim notamı dörtlük yapıyorum arkadaşlar. Şu an siz de usulü görüyorsunuz notasyon olarak. Ve dikkatinizi çeken bir şey var. Aşağıda sekizlik bir nota grubu var arkadaşlar. Dört tane sekizlikten oluşan bir nota grubu görüyorsunuz arkadaşlar. O bizim varyasyon için aşağıya eklemlendirdiğimiz bir yapı arkadaşlar. Biz yalnızca üstteki gruba odaklanalım. Aşağıdaki 4 tane 8'lik notanın olduğu bölümü varyasyon olarak, bir çeşitleme olarak ayrıca çalacağız arkadaşlar. Yalnızca son bölümünü değiştirdiğimizde farklı bir çeşitleme yapmış olacağız. Yukarıdaki 2 tane 4'lük nota yerine aşağıdaki 4 tane 8'lik notayı kullandığımız takdirde arkadaşlar farklı bir çeşitleme yapmış olacağız arkadaşlar. Onu zaten birazdan çalacağız. Önce biz yalnızca yukarıdaki yazıya konsantre olarak orayı bir çalalım. Daha Davudi 12 dörtlük mertebede, yani ikinci mertebedeki halini de geçelim arkadaşlar hemen. Yine sayma sistemimiz aynı. Tartımsal yapıda her şey aynı. Yalnızca tempo değiştiğinde ritmin tavrı, duygusu nasıl değişiyor bunu hissetmenizi istiyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, oldu. Şimdi de arkadaşlar varyasyon olarak, bir çeşitleme olarak karşımıza çıkan şeklinde çalalım. En son yukarıdaki notasyondaki en son iki tane dörtlük notayı en son teke olarak vurduğumuz nota yerine aşağıdaki grubu çalacağız arkadaşlar. Dört tane sekizlikten oluşan grubu yerleştireceğiz oraya. Zaten çizimden oraya monte edilmesi gerektiğini hissedebilirsiniz arkadaşlar. Yani yukarıdaki iki tane dörtlük teke yerine aşağıdaki dört tane sekizlikten oluşan teke teke'yi çalacağız. Çaldığımız 12 dörtlük teki ikinci mertebedeki Frenchin usulünün sonunu değiştireceğiz, yani işin kısası. Hemen metronomumuzu açalım.
Yine sayalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Düm düm. Düm düm. Teke, 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 teke. 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 Sanırım yeterli olmuştur arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar kudümle velveleli vuruşunu görelim. Frenkçin usulünün. Sevgili arkadaşlar şu anda çok karışık gözükse de notasyon sizler için ve el vuruşları da çok karışık gözükse de arkadaşlar. Aslında çok basit. Yalnızca gözünüzü korkutmayın. Gerçekten de çok rahat anlaşılabilecek bir notasyon. Çünkü kendisini tekrar eden bir yapısı var arkadaşlar. İkinci mertebede velveleli olarak çalabileceğimiz bu gördüğünüz usul arkadaşlar. Kudümle velveleli vuruş. Ben şimdi burada size bir noktaya dair bir açıklama yapmak istiyorum. Zaten yukarıda görüyorsunuz el vuruşları ve notasyonu görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an notasyondaki karışıklığa hiç aldanmayın. Yalnızca notasyonda çok dominant olarak karşımıza çıkan notaya dikkatinizi çekmek istiyorum. 16'lık notalar çok fazla arkadaşlar. Gördüğünüz gibi panoda da. Ben bu anlamda 12 dörtlük mertebede aslında yazı olarak 12 dörtlük mertebede ve hız olarak da 12 dörtlük seviyelerde çalınması gereken bu velveleli vuruşu arkadaşlar irdeleyebilmek için, yani ne çalacağımdan tam anlamıyla emin olabilmek adına 24 8'lik el vuruşlarıyla analiz etmek istiyorum arkadaşlar. Yani el vuruşlarımı 12 dörtlük şeklinde yapmak istemiyorum arkadaşlar. 24'e kadar sayıp, yani 2 kat uzunlukta bir zamansallığı sayıp daha detay el vuruşlarıyla 16'lıkların da nerelere denk geldiğini tam olarak hissedebilmek, anlayabilmek istiyorum arkadaşlar. Yani daha biraz daha zoom yapmak gibi düşünün. Yani notaya biraz daha zoom yapıyoruz. Daha geniş bir ölçekten daha derinlemesine bakıyoruz. İki kat daha geniş bir alandan irdeliyoruz arkadaşlar. Ve detayları daha iyi görüyoruz bu anlamda. Aslında biraz böyle bir durum. 24 8'lik düşünmek el vuruşları için. Ben o yüzden arkadaşlar zaten yukarıda da gördüğünüz gibi el vuruşlarımı 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 diyerek, yani her bir oku 1 8'lik düşündüğümüzde arkadaşlar 24 tane ok havada görünmez ok çizerek 24 tane vektörden oluşturarak sayma işini arkadaşlar 16'lık olarak gördüğümüz bu notaların da nerelere denk geldiğini çok daha rahat anlayabileceğim arkadaşlar. Bu anlamda bu şekilde sayarak arkadaşlar bu usulü de şimdi çalmaya başlayalım.
Şimdi arkadaşlar metronomumuza uygun bir biçimde el vuruşlarımızı yapıyoruz. İki kere döndürüyoruz ve akabinde usulümüzü çalmaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, düm düm teke tek ka, düm düm teke tek ka, düme düme teke teke, düme düme teke teke, tek ka tek ka, düm düm teke tek ka, düm düm teke tek ka, düme düme teke teke, düme düme teke teke, tek ka tek ka. Sanıyorum yeterli olmuştur arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar nim çember usulüne bakıyoruz. Nim çember usulü yine iki mertebeden oluşuyor. Frenkçin usulünde olduğu gibi 12-8'lik ve 12-4'lük mertebeleri var. Ve bu anlamda tabii ki velveleli vuruşunda çalacağız arkadaşlar. Velveleli vuruşu Frenkçin usulünden farklı olarak iki mertebede de çalınabilen bir usul arkadaşlar. Onu zaten birazdan geçince çalınca daha rahat anlayacağız. Burada arkadaşlar bizim zaten gördüğünüz gibi notasyonda hek diye bir vuruşumuz var. Son tekenin hemen önündeki notasyona dikkat ederseniz düm ve tek birleştirilmiş arkadaşlar. Yani aynı anda çalmamız gereken, dümü ve teki aynı anda vurmamız gereken bir vuruş olduğunu anlıyoruz. Yani şunu yapacağız arkadaşlar. Şu vuruş. Dümü ve teki aynı anda vuruyoruz. Esprisi bu. Burada arkadaşlar bu vuruşu ilk kez yapacağımız hesaba katarak ben 12-8'lik hızlı mertebeden daha ağır bir mertebede çalmak istiyorum. Neredeyse aslında ikinci mertebe seviyelerinde çalmak istiyorum bu usulü. Burada da el vuruşlarımıza dikkat etmek istiyorum. Dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. İlk gruba bakıyorum. Bir dörtlü
grup görüyoruz arkadaşlar. Dört zamanları nasıl el vuruşuyla nasıl çalardık? Şu harekette değil mi? 1, 2, 3, 4 yapardık ya da yaparız. Burada da ilk grup Sofyan usulünden anımsayabileceğimiz bir ritimsel tartım gözümüze çarpıyor arkadaşlar burada. 4 zamanlı düşünebiliriz o açıdan. 4'lük vurur gibi vuruyoruz el vuruşumuzla. Akabinde de 4 tane ikili grupla 12 zamansallığını saymış oluyoruz. Yani 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 dediğimizde 12 zamansallığını tamamlamış oluyoruz. El vuruşlarımızı bu şekilde yaptığımız zaman tartımsal yapıyı çok daha rahat anlayabileceğiz arkadaşlar. Ben dediğim gibi 12-8'lik notasyon görüyor olsak da arkadaşlar, ben yeni vuruşumuzu, hack vuruşumuzu daha rahat oturtabilmek adına ikinci mertebeler seviyesinde çalmak istiyorum. Hemen metronomumuzu açalım ve usulümüze geçelim. Başlıyoruz saymaya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, düğüm, teke, düğüm, ta, hek, teke, düğüm, teke, düğüm, ta, hek, teke, düğüm, teke düm ta hek teke düm teke düm ta hek teke. Arkadaşlar şimdi de nim çember usulünün velveleli vuruşunu çalalım. 12 dörtlük mertebesini şu an görüyorsunuz notasyon olarak yukarıda. Biz arkadaşlar şunu bilelim, aynı tartımsal yapıyı hızlı çaldığımızda arkadaşlar 12-8'lik mertebesinde, birinci mertebesinde çaldığımızda arkadaşlar yine hiçbir şeyini değiştirmeden velveleli vuruşunu örneklemiş oluyoruz arkadaşlar. Ben bu yüzden yalnızca 12 dörtlük mertebede çalmak istiyorum. El vuruşlarımızı nasıl yapacağız hemen göstermek istiyorum. Zaten yukarıda görüyorsunuz. Yine dörtlü bir grup var arkadaşlar başta. Akabinde iki tane üçlü grup var. Bir önceki çaldığımız şekilden daha farklı elle sayma sistemimiz arkadaşlar. En sonda da bir tane ikili grup var. Yani 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 şeklinde saydığımız zaman rahatça tartımsal yapıyı anlamış olacağız arkadaşlar. Hemen metronomumuzu açıyoruz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, düm teke tek ka, düm düm te teke tek ka, tek ka, düm teke tek ka, düm düm tek teke tek ka, tek ka, düm teke tek ka, düm düm tek teke tek ka, tek ka, düm teke tek ka, düm düm tek teke tek ka, tek ka. Sanıyorum yeterli olmuştur sevgili arkadaşlar. Yaklaşık 2 dakika, 2,5 dakika kadar sanıyorum çaldık. Değerli dostlar, bu velveleli vuruşla, nim çember usulünün velveleli vuruşuyla bugünkü derste göreceğimiz 12 zamanlı usulleri bitirmiş olduk. Bir sonraki derste sevgili arkadaşlar 12 zamanlı usullerin sanat müziğinde karşımıza çıkabilecek farklı örnekleriyle devam edeceğiz ve iki ders üzerinden sanat musikisindeki, Türk sanat musikisindeki 12 zamanlı usulleri tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şu an için yarısını bitirdik diyebiliriz. Umut ediyorum bugün başlattığım bu format bazı noktaların daha rahat anlaşılabilmesini sağlayabilecektir ya da sağlayabilmiştir. Bunu umut ediyorum gerçekten de. Katkı sunduğunuz için arkadaşlar, derse katıldığınız için çok teşekkür ederim. Kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Tabii içeriği beğenirseniz, bu formatı beğenirseniz ki bunun da ufak bir anket çalışmasıyla bu dersin belli bir izlenme oranına geldikten sonra ufak bir anket çalışmasıyla da bunu yapmak istiyorum zaten. Sizlere bir fikir alışverişi yapabilme adına bu içeriğin verimli olup olmadığını daha önceki çalışmalarımıza göre daha faydalı olup olmadığını soracağım zaten. Bir anket hazırlayıp arkadaşlar, ufak bir anketle.
topluluklar bölümünden. Bunun dışında arkadaşlar benim söyleyeceklerim bunlar. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa, abone olurlarsa tabii ki iyi olur. Biliyorsunuz beğenme tuşuna eğer içeriği beğendiyseniz dokunursanız iyi olur. Tabii abone olan arkadaşlarımız bildirim zilini de açarlarsa bu da önemli arkadaşlar. Bu da iyi olur. Katkı sunmak isterseniz burada yapmış olduğum çalışmalara bir şekilde katkı vermek isterseniz bu tip hareketler fazlasıyla yeterlidir arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Tekrar katılım gösteren ve göstermeyen herkese sevgi ve saygılarımı sunarım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize saygılarımı sunar. Hoşça kalın derim arkadaşlar. Görüşmek üzere.